Yamuk yazılda çıkabilecek sorular 3. Bu videomuzda yamuk konusundan okul sınavlarında karşımıza gelebilecek bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. ABCD yamuk denmiş. Görüyoruz. AD paralel BC denmiş. Üst taban ile alt taban yamuklarda zaten birbirine paraleldir. Bunun ekstradan söylenmesine gerek yok. Söylenirse tabii ki bizim için daha iyi. AD uzunluğu 7 cm üzerine yazılmamış DC uzunluğu 5 santimetre o da üzerine yazılmamış. Bunları üzerine yerleştirdik Yukarıdaki verilenlere göre x kaç santimetredir. Şimdi soruya baktığımızda hem açı bilgisi hem de uzunluk bilgisi var ve bize bir uzunluk soruyor. Bir yamuk sorusunda hem açı bilgisi varsa, ki görüyoruz bunları. Hem uzunluk bilgisi varsa okul sınavlarının vazgeçilmez bir soru tipidir bu. Hem açı hem uzunluk bilgisi varsa ve bize uzunluk veya açı soruyorsa bu soru da paralel kenar oluşturarak çözmeyi denememiz gerekiyor. Yamukta bir grup soru vardır ki paralel kenar oluşturma sayesinde çözülür. Şimdi paralel kenarı da farklı bir renkle oluşturarak devam edelim. Verilenleri üzerine yerleştirmiştik. Şu şekilde bir paralel kenar. Üst ve alt taban zaten birbirine paralel. Şuradan şöyle bir paralel çekiyoruz. Şu kenarımıza bir paralel. Bunu birçok yamuk sorusunda yapacağız ki karakteristik özelliği şu olacak o yamuk sorularında hem açı hem uzunluk bilgisi varken bize açı veya uzunluk soruyorsa ki burada açı bilgisi var uzunluklar da var ve bize bir uzunluk soruyor. Bu nedenle aklımıza ya biz burada bir paralel kenar oluşturursak bu soru çözülebilir miyi getirmemiz gerekiyor. Şimdi bu çektiğim şey buradaki kenara paralel oldu. Bu paraleli çektikten sonra burada bir paralel kenar oluştu artık. Dolayısıyla burası 7 ise bu alt kenar da 7 santimetredir. Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir. Burası 70 derece ise şu bölüm de 70 derecedir. Bunun tamamı 140 olduğu için 140'tan 70 çıkartırsak bu tarafta 70 olur. Devam edecek olursak burasıyla burası birbirine paralel olduğu için bu 70 derece paralellikten dolayı buraya gelir. Yöndeş açılar. Ve dolayısıyla burası 70, burası 70 olduğu için burada bir ikiz kenar üçgen çıkar. Burası 5 cm ise burası da 5 cm olur. Ve bu sayede bize sorulan x uzunluğunu bulmuş oluruz. x uzunluğumuz 7 ile 5'i toplarsak 12 cm'dir. Bu paralel kenarı çizmek soruyu çözmemizi sağladı. Paralel kenarı çektiğimizde bu yukarıdaki uzunluk buraya geldi. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve eşit hale geldi bu bölümde. Burası 70 ise burası da 70 oldu. Paralel kenarda karşılıklı açılar eşittir. Burası 70 ise burası da 70 oldu. Paralellikten dolayı bu açı buraya taşındı. Ve her zaman burada her zaman demeyelim çoğunlukla ikiz kenar üçgen çıkar. Bazen burası 90 derece olur. Burada dik üçgen çıkar. Kesinlikle ikiz kenar çıkar gibi bir şartlamaya girişmeyelim. Burada ne çıkacağı soruya göre değişkenlik göstermektedir. Bu şekilde bu sorumuzu bitirmiş olduk. Bu videomuzu burada noktalayalım.